Ülkemizin hukuk devleti niteliğini kaybetmesi ekonomik krizlerde de beraberinde getiriyor, getiriyor. Arka arkaya kriz yaşıyoruz. Belki binlerce kez söyledim. Bir kere daha söyleyeceğim. Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer. Evet, ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer. Siz hukuksuzluğu devlet politikası haline getirirseniz ekonomik krizde devlet politikası haline getirmiş olursunuz. Bunu anlamıyorlar. Bu aradaki bağ bir türlü kuramadılar. Hukukla ekonominin iç içe olduğunu, sağlam bir hukuk zemini olmadan ekonominin asla düzelemeyeceğini bir türlü zihinlerinde yerleştiremediler. İşte alınan bu yanlış kararlar sesilesi de maalesef ekonomimizde yaşanan ekonomik krizi ciddi hale getiriyor ve kalıcı hale getiriyor. Ekonomi yönetiminin içine düştüğü gaflet Türk lirasını değersizleştirerek itibarımızı beş paralık ediyor. Hepinizin bildiği gibi arkadaşlar geçtiğimiz Aralık ayında kura endeksli mevduat hesabı marifetiyle hükümet kendi paramızın tasarruf aracı olma işlevini neredeyse tamamen bitirdi. Rahmetli Özal'ın kendini uyanık zannedenlerin dalaverisi dediği bir uygulamayı 40 yıl sonra yeniden başlattılar. Ben daha önce de ifade etmiştim. Şu sistemin adını doğru koyalım demiştim. Ne demiştim? Bu bir devleti batırma kampanyasıdır demiştim. Devleti batırma kampanyası. Bakın bu süreçte neler yaptılar? Önce kumanda ekonomisinin tüm araçlarını devreye soktular. Banka çalışanlarına ve şirketlere yoğun baskı yaparak bankalardaki paraları bu hesaplara aktarmalarını istediler. Zaten döviz mevduatı Türkiye'de 3'te 2'ye yükselmişti. 3'te 1 Türk lirası kalmıştı. O kalan Türk lirası mevduat hesabını da dövize ile ilgili bir kampanya başlattılar. Ve milletin vergilerini, her birimizin alın terini, Bankadaki bol miktarda mevduatı olan, yüksek mevduatı olan bir avuç insana faiz olarak ödeyecekleri banka hesaplarına da yatırılır. Bu hafta pazartesi gününden bu yana ilk açılan 90 günlük hesapların vadeleri dolmaya başladı. Ve bu hesaplara ödenecek faiz miktarı da netleşti. Biliyorsunuz ilk 21 Aralık'ta açılmıştı hesaplar. 90 günlük hesaplar 21 Mart'ta pazartesi günü vadesi doldu. 22'sinde açılanların dün doldu, 23'ünde açılan hesapların da bugün vadesi doldu. Şimdi rakamları açıklıyorum. Ödedikleri faizi açıklıyorum. Sıkı durun. 21 Aralık 2021'de açılan kur korulu, kur korumalı mevduata 3 ayda yüzde %11,9 oranında faiz ve kur farkı ödediler. Yıllık bileşik faiz kaça geliyor biliyor musunuz? Çünkü faiz yıllık bileşik hesap edilir vadeler değiştiği için. Tam yüzde elli yedi. Aralık'ta açılan hesaplar için üç ayda yüzde yirmi virgül bir faiz ve kur farkı ödediler dün. Yıllık bileşik faizi kaça geldi biliyor musunuz? Yüzde yüz Bitmedi. 23 Aralık'ta açılan hesaplar için Yapılacak faiz ve kur ödemesi de bugün belli oldu. Yüzde %27,3. Bakın 23 Aralık'ta bu hesaplara para yatıran bir vatandaşımız 100 lira yatırdıysa bugün 27 ,30 lira 30 kuruş faiz alacak. 3 ayda. Yıllık bileşi yüzde %163. Rakamlara bakın ya. Tam da dediğim gibi. Bu uygulamanın başladığı ilk gün sabaha söylediğim gibi bu devleti batırma projesi değildi ne? Bakın arkadaşlar, geçen ay yüzde yüz beş orandaki üç haneli enflasyonun ağır sonuçlarını Türkiye'ye yaşatan bu hükümet faizi de üç haneye çıkartarak ekonomide tam bir hezimeti bu millete şu anda yaşattı yaşatıyor. Rakamlara bakın ya. 3 haneli faiz, yıllık bileşiği 3 haneli faiz. Hey gidi faiz düşmanı Erdoğan, hey. Nereden, nereye? Nereden nereye? Yahu siz faizlerin %8-9 olduğu dönemlerde zamanın tertemiz bürokratlarını vatana ihanetle suçluyordunuz. Hesap ortada. Size şu son üç gündür bu ülkenin hazinesinin katkısıyla ödenen faizleri söyledim. Şu anda siz yüzde 57, yüzde 108 ve yüzde 185 yıllık bileşik faiz ödediniz o hesaplara. Yeni bir icat diye sunduğunuz kur korumalı mevduat hesaplarına bu milletin alın teriyle ödediği vergileri de katarak yüzde 57, yüzde 108, yüzde 163 faizi öderken vizanız hiç sızlamıyor mu ya? Hangi nas bunu emrediyor? Nas diyerek siz bu işe başlamadınız mı? Hangi nas bu kadar yüksek faizi emrediyor? Onu çıkın bir açıklayın. Biz de öğrenelim. Bakın ben buradan bu uygulamaya cevaz verenlere de sormak istiyorum. Bu ülkede 2500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışan milyonlarca insan varken siz nasıl olur da bir avuç varlıklı insana tüm milletin kesesinden bu kadar yüksek faiz ödemesine uygun görüş verirsiniz. O cevaz verenleri buradan soruyorum. Hesap günü var diyorum. Hesap günü unutmayın diyorum. Bakın arkadaşlar bitmedi. Bitmedi. Bu proje bankalardaki mevcut mevduatla da sınırlı kalmadı. Bir süre sonra ne yaptılar? Yurt dışındaki vatandaşlarımızın birikimlerini de devleti batırma kampanyasına dahil ettiler. Türkiye'de yetmedi. Dediler ki dünyada ne kadar paranız varsa getirin biz buna bu yüksek faiz ödeyeceğiz dediler. Adeta devleti yabancı paraya endeksli bir biçimde daha da boşlandıralım, batıralım diye uğraştılar, uğraşıyorlar şu anda. Tüm bunlar da yetmedi. Bakın, önceki gece resmi gazetede yayınlanan bir düzenlemeyle devleti batırma kampanyasında bir ileri aşamaya daha geçtiler. Ne yaptılar? Şimdi bu hesaplar yabancı uyruklu insanların da kullanımına açıldı. Kendi vatandaşımız yetmedi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yetmedi. Bütün dünyayı açtılar. Dediler ki gelin. En güzel faiz burada. Buraya getirin. Gerçekten inanılır gibi değil ya. Bunlar ibret verici işler arkadaşlar. ibret verici. Ortalıkta faizle mücadele edeceğim diye dolananların geldiği nokta tüm dünyaya faiz faiz vermek oldu. Onun için diyorum nereden nereye Hatırlayın. Dillerinden düşürmedikleri bir faiz lobisi vardı değil mi? Faizler yüzde sekizken yüzde dokuzken dillerinden düşmüyorlardı. Faiz lobisi aşağı, faiz lobisi yukarı. Eğer varsa öyle bir lobi, bu hükümet faiz lobisine bugüne kadar görmedikleri bir saadet yaşatıyorlar, Öyle görünüyor ki daha da yaşatacaklar. Yakın tarih ülke kaynaklarının böyle hoyratça israf edildiği bir başka dönemi görmedi arkadaşlar. Sayın Erdoğan sadece ülkemizin vatandaşlarına değil, tüm dünyaya vatandaşlarımızdan toplanan vergileri peşkeş çekmeye karar verdi. İki günkü resmi, iki gün önceki resmi gazetede yayınlanan karar budur. Yazıktır, günahtır. O vergileri ödemek için emekçiler haftada en az 45 saat çalışıyorlar. Ev kadınları o kadavayı, öteveyi de ödeyecekleri için alışverişte kendi mutfaklarından kısıyorlar. Küçük ve orta işletmeler kendi yatırımlarından kesiyorlar vergi ödeyeceğiz diye. O vergiler siz sağa sola faiz dağıtın diye ödenmiyor. Artık yeter. Milletin ödediği vergileri çarçur etmeyi bırakın ya. Vatandaşlarımıza da doğru bilgi verin, doğru. Gerçeği örtbas etmeyin. Devleti batırma kampanyasının hazineye yükünün öyle iddia ettiğiniz gibi yıllık 15 milyar olmayacağını da çıkar açıklayın. Dediler ya bunun yıllık yükü 15 milyar civarında. Değil. Bakın döviz kuru bugünkü seviyede kalsa bile bir yıl boyunca hiç artmasa bile şu an itibariyle bütçe yılda en az 40 milyar liranın üzerinde bir yük getiriyor bu. Kur arttıkça artacak. Kurttaki her yüzde onluk artış, bakın her yüzde onluk artış artı 60 milyar dolar da artı 60 milyar lira daha yük getirecek. Çünkü yaklaşık 600 milyara çıktı bu hesaplar. Hesap basit. Kur yüzde onu çıkınca yüzde on artınca 600 milyar çarpı yüzde on 60 milyar. Hesap basit. Kur hiç artmasa bile bugünden 40 milyar yük binmiş durumda. Hazine diyor mu arkadaşlar? O hazine hepimizin vergisi, hepimizin cebi. Ne diyor Erdoğan geçen? E ne var diyor onda hazineden ödüyoruz diyor. Bir dakika ya. O hazine kimsenin babasının malı değil.